Hanımlar ve beyler selamlar. Gıpta'nın halka arzı ile alakalı videoyu çekmeye başladık. Eğer canlı yayındayız şu anda bu arada. Eğer gelmek isterseniz canlı yayınlara şurada bulunan Twitch adresinden canlı yayınlara katılabilirsiniz. Instagram, Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube'a da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Şimdi şöyle Gıpta'yı beraber biz canlı yayındayken bir önden inceledik. İnceledik ama ardından da tabii ki videosunu çekiyor oluyoruz genelde. Bir saniye çünkü sesini bir tık kısayım. Bir tık inceledik. Fiyat tekrarı yalan kısmını falan şöyle bir baktık. Sonra da size video çekmeye başladık. Önce genel geçer bir bilgi veriyorum. 6-7-8 Eylül, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri talep topluyor olacak. 20 TL 90 kuruştan halka arz fiyatıyla işlem görüyor olacak. 40 milyon lot piyasaya halka arz edilecek. Bunun 32 milyonu sermaye artırımıyla, geri kalan 8 milyonu da ortaklarına satış yoluyla olacak. Burada büyük ortakların Bilge Grup Kağıtçılık ve CPR Enerji olduğunu söylemem gerekir. Nazım Bey burada bayağı bir lotu feda etmiş. Sanki şirketten ben ayrılacağım der gibi bir açıklık olmuş. Onu söylemem gerekir. Şurada baktığınız takdirde kendilerinin payları da ortada. Kimdi? Nazım Pınar. Şurada halka arz sonrası, halka arz önce 8 milyon gibi bir şeyi varken, hissesi varken halka arz sonrası 5,5 milyona düşecek. %8'den %4'e çekecek şirketteki payını. Burada ufak bir ya bu şirketten ben hafiften çıkıyorum der gibi bir havası var Nazım Bey. Neyse şöyle söyleyelim. Anlatılmanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şirketin fonunu kullanacağı kısımlara baktığımızda %35-40 yurt içi üretim kapasitesinin artırılması, ilave makine alımı, %40-45 işletme sermayesi finansmanı, %25-30 da finansal borç ödemesi kısmından görüyoruz. Burada bu arada dönem varlıklar borçları karşılayabiliyor. O yüzden borçtan yana çok bir sıkıntı yok. Yani şey demiyorum hani 40-45 artı 25-30 beraber ikisi birden borç ödemeye kullanılır falan diyemiyorum. Çünkü bu muhtemelen 25-30'u kullanır. Gerisini kullanmazlar. Hamzacığım hoş geldin. Tahsilat gruplarına geldiğimizde %70'i yurt içi bireysel, %30'u ise yurt içi kurumsala. Burada güzel bir oran verilmiş. Daha önceki arzlar gibi %50 bireysele 25 yurt içi, 25 yurt dışı kurumsal yapmamışlar. 70'e 30 güzel de bir oran verilmiş. Katılıma baktığımız zaman 1,6 milyon katılımı 17 lot, 355 TL'lik bir lot dağıtılacağını ben düşünüyorum. 2 milyonlara kadar da başvuru gelebilir ama burada dediğim gibi 355 liralık, 400 liralık bir başvuru, yani 18 lot gibi bir başvurunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Fiyat istikrarı olarak %30 gün boyunca halka arz gelirinin %15'i kadar, ki onu da şurada yazmışlar, eklememişler oraya. Brüt halka arz gelirinin %15'i kadar, şurada yazıyor, %15'i kadar kullanılacak. Bunu da kullanmak halk yatırımın, yani konsorsiyum liderinin isteği doğrultusunda olacak. Yapmaya da bilir demek istiyor aslında fiyat istikrarıyla ilgili. Kısaca onu da söylemiş olayım. T1, T2 kullanılmaz. Biliyorsunuz Tarkim'de kullanılabiliyor. Yani hisse satarak girebiliyorsunuz. Bu bağlamda eğer hisse satıp halka arzlara başvurmayı düşünüyorsanız hem Tarkim hem de Gıpta'ya girecekseniz hisse satıp Tarkim'e başvurun. Hisse satmadan nakitinizle de Gıpta'ya başvurun diyebilirim. Katılım endeksine uygun değil şirketimiz. Şimdi finansallar kısmına geldiğimiz takdirde 111. sayfaya baktığımızda şirketin dönen varlıklarının toplamı, yani şurada toplam dönen varlıklar 810 milyar. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam kısa vadeli yükümlülükler kısmına geldiğimizde 576 milyon gibi bir kısa vadeli yükümlülükler geliyor. Yani dönem varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Borç yönetimi kısmında burada bir sıkıntıları yok. Ödenmiş sermayeye geldiğimizde 100 milyon gibi bir ödenmiş sermayeleri var. 32 milyon sermaye artırımıyla beraber 132 milyon da bir sermayeye, 132 milyon lota sahip olacak bu şirket. Net kâra baktığımız takdirde 96 milyon geçen sene kar üretmiş bu şirket. Daha önceki 3 aylığını da görseydik, burada en azından 2022 3 aylığı, 2022 3 aylıkla 2023 3 aylığı karşılayabilirdik ama en azından 12 ve 3'ü gördüğümüzü söyleyelim. İlk 3 ayda 40 milyon gibi bir kar üretmiş. 40'ar milyondan kar üreteceğini düşündüğümüzde 120 milyon gibi bir
kar üretebileceğini düşünüyoruz. Okulların açılmasıyla belki bu miktar 130 milyona gibi de çıkabilir. Hani burada hisse başı 1 TL kar yapabileceğini düşünmekteyiz. Yani 130 milyon, 132 milyon gibi bir yıl sonu kar ürettiğinde, 132 milyon da loto olduğunda hisse başı 1 TL kar üreteceğini düşünebiliriz. Hisse başı 1 TL üretirse de 20 FK ile, yani fiyat kazanç oranının 20 olduğunu düşünürsek, yani 20 FK ile işlem görebileceğini düşündüğümüzde 20 TL'de bir şirket ederi çıkar. Hemen hemen şirket ederinde halka arz olmuş oluyor. O yüzden bu kadar çok lot satımı da ortaklar tarafında göze batmıyor. Yani şirkete ederinde vermiş oluyor kendi onlar da ellerinde. Aa, %20 kadar bir iskonto var mı? %22 iskonto var mı? Ya ben o kadar iskonto olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi burada büyük de bir halka arz furyamız olduğu için şu anda borsada en azından 5-6 tabanı görebileceğini düşünüyorum. İlk 3 taban, ilk 4 tabanda bozacak olursa ekleme de yapabilirim kendi şahsım adına. Başvururken 355 18 lot, yani 370 375 liralık bir başvuru yaparım. Tarkim'de de işte bu civarlarda 3 lot, 4 lot gibi bir başvuru yaparım. İkisinde de çok uzadığı zaman 8 taban, 9 tabanı görecek olursa çıkış yaparım. İkisinde de 3. 4. tabanlarda bozacak olursa ekleme yapmayı düşünebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Benden tavsiye almayın. Kendi yatırımınızı kendiniz yapın her zaman ki haklı çıkın. Bazı şirketler görüyorsunuz şu andaki halka arzlara fiyatının çok çok üstüne gitmeye başladılar. Hani bu halka arz furyasında şirketlere ederinde verdiğinizden emin olun. Kendi uzun vadeli şirketlerim için bu halka arzları ben kullanıyor oluyorum biliyorsunuz. Ben 16 şirkette yatırım yapıyorum uzun vadeli ve halka arzları da buralara ekleme yapabilmek için kullanıyorum. Kendinize iyi bakın. Uzun vadeli yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Ne zaman ki uzun vadeli yaparsınız, o zaman daha karlı olacaksınız diyorum. Çünkü borsada en çok ölüler kazanır, unutulmuş hisseler kazanır, öyle düşünün. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumla bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Lütfen Twitch canlı yayınlarına da gelin. Gördüğünüz gibi hem oyun oynuyoruz hem borsa konuşuyoruz. Güzel oluyor. Arada sırada da hatta geçmiş işte Ruhsar'dı, Kurtlar Vadisi'ydi vesaire gibi dizileri beraber izliyoruz. Güzel oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Bay bay.